Merhaba arkadaşlar. Durun bakalım. Udariş. Çok beğeniyorum bu şarkıcıyı. Hatta en sevdiğim şarkıcı bile diyebilirim. Şimdi arkadaşlar şarkıyı durduralım ve Johannes Schilberger'in hikayesini anlatayım size. Çünkü bana çok enteresan geldi. Umarım size de enteresan gelir. Direkt başlayayım. Johannes Schilberger isimden de anladığınız gibi bir Alman. 650 sene önce yaşamış bir Alman. Ama bu adam çocuk yaşta savaşa gitmiş, esir düşmüş, sonra köle olmuş, sonra çok şehir gezmiş, çok devlet gezmiş, çok muharebeye gitmiş ve en sonunda da ölmemiş, bu kadar savaştan sonra ölmemiş, şansa bakın ve yine memleketine dönmüş 31 sene sonra. Şimdi başlayalım şu Johannes Schilberger en baştan hikayesine. Johannes Schilberger München civarlarında bir yerde doğmuş. Soylu bir ailenin çocuğuymuş. Hatta bazı bilgilere göre ailesinin o zamanlar bir kalesi bile varmış. Ama o doğmadan bilinmeyen nedenler dolayı kale yıkılmış ve ailesi en yakın büyük kasabaya taşınmış, Münih'e. Ve Münih'te yaşamaya başladıkları zaman normal bir hayat sürdürmeye başlamışlar. Artık zengin değillermiş çünkü. Ve Johannes'in Leonhard, affedersiniz Alman isimleri biraz zor geliyor. Reich Artinger isminde, bir saniye. Tamam, sonra bakacağız buna. Leonhard Reichtinger isminde bir adama yardımcı olarak işe vermişler. Bu adam şövalyeymiş. Yani o zamanlar biliyorsunuz bazı insanlar böyle savaşa gidip paralı asker iş yapıyorlarmış. Ve o insanlar da eskiden de okuduğumuz hatırlıyorum. Onlarda para varmış o zaman. Çünkü toprakları varmış, evleri varmış. Hani iyi para alıyorlarmış bu savaşa giden insanlar. O da öyle biriymiş bu Leonhard. Ve sonra ne olmuş? Bu zamanlar, bu yıllar 1300'ün sonları Osmanlı İmparatorluğu çok güçlenmeye başlamış. Balkan ülkelerde yayıp esiyormuş. Yani çok şehri almaya başlamış, çok devlete başlamış, sorun çıkarmaya, çok güçlü olmaya başlamış. Mesela Kosova'da savaştıkları zaman 1389'da Sırplara karşı artık Sırbiya'yı aldıktan sonra önü açılıyormuş Avrupa'ya. Yani artık Avrupa'nın içine doğru ilerlemek istiyorlarmış. Ve o yüzden bütün Hristiyan şeyler, bütün Hristiyan ülkeleri o zaman böyle bir plan yapmışlar. Demişler bakın bu Türkler artık geliyor, o yüzden biz
Büyük bir ordu kuralım. Bütün Hristiyanlar memleket. Bütün Hristiyanlar toplansın. Bir ordu kuralım ve Türkleri daha Balkanlardan çıkmadan bitirelim. Ve ne yapmışlar? Böyle bir ordu kurmuşlar. En çok da bunun yapılmasını istemiş Macaristan. Çünkü Sırbiya'dan sonra Macaristan'da sıra biliyorsunuz. Ve bu Johannes'in efendisi Leonhard, o da şövalye olduğu için o da bu orduya katılmış tabi. Neden? Paradan ötürü tabii ki de. Ve yanında Johannes'i de almış. Johannes daha bir çocukmuş. Daha 15-16 yaşındaymış. Ama o onun işçisi olduğu için mecbur ona gitmiş, katılmış. Ve onlar şeyin grubuna girmişler. Macaristan Kralı Zygmunt onun yönetimindeki orduya girmişler. Ve Bulgaristan'a kadar gelmişler savaşmaya. Bulgaristan'ın Nikopol şehrine. Tuna boyunda bir kasaba. Şu an ismi Nikopol. O zaman Türkler şey diyorlarmış. Nibolu kasabası. Orada olmuş savaş. Orada kale varmış. Türklerin aldığı bir kale. Ve bunlar gelmiş buraya. Ama Bizans da o zaman çok Türklerden korktuğu için onlar da mektup falan başlamış göndermeye, bu Macaristan'a, Hristiyanlara falan, biz de size yardım edeceğiz diye. O sırada bu mektuplar bilmiyorum nasıl yazmıyor. Sultan Bayezid, o zamanki Sultan Bayezid'in eline geçmiş. Ve Sultan Bayezid de anlamış hani bir tehlike geliyor Avrupa'dan. Ve ne yapmış? Bu haberi alar almaz orduları Edirne'deymiş. Biliyorsunuz o zaman daha İstanbul Türklerin indirilmiş. Ve ne yapmış? Ordularını hemen hazırlamış, çabucacık hazırlamış. Zaten lakabı da Bayezid Yıldırım. Oradan geliyor lakabı, Yıldırım lakabı. Çünkü çok çabuk hareket ediyormuş, çok çabuk yapıyormuş şu an. Mesela savaş var, hemen hazırlayıp orduyu başkalarına 2-3 hafta gerekiyorsa bu bir haftada hemen her şeyi, bütün işleri halledip hemen hızlanıyormuş. Ve 24 saatte Edirne'den Tuna Nehri işte o kasabaya gelmiş. 24 saatte, bu çok kısa bir sürede, yani ismini bir kez daha kanıtlamış. Gelmiş ve kale, Türk kalesi olduğu için kaledeki insanlar gördüğü zaman ordunun geldiğini rahatlamış. Ve yeterince yiyecekleri de varmış kalenin içinde. Yani rahatmışlar, biliyorlarmış yeneceklerden. Ve Bayezid demiş, rahat olun demiş, biz buradayız demiş. Ve o sırada Hristiyanlar da gelmiş. Hristiyanlar çok büyük bir orduyla gelmişler. 100 bin, öyle yazıyor burada, 100 bin kişi kadar bir orduyla ve çok eminmişler yeneceklerine. Çünkü bunların şövalyeleri biliyorsunuz böyle hani o demirden elbiseler, o atlar falan, o büyük kılıçlar falan, hani çok güçlüymüşler. Ama Türkler ne yapmış? Bunlar da gelmeden önce, dedim onlardan daha çabuk gelmişler diye, kazmışlar. Bazı yerleri kazmışlar, kazık koymuşlar. Atlar geçemesin diye. Ve bunlar da geldikleri zaman buraya ister istemez atlardan inmişler. Atlardan indikleri zaman bu ağır elbiselerle bunlar hızlı yürüyememiş. Yürüyemedikleri zaman da Türkler hemen ermiş bunlara ve bunları öldürmüşler. Çok kolay olmuş yani. Ama bunlar ne yapmış? Bu Hristiyanlar buraya gelirken geçtikleri Avrupa'dan Bulgaristan'a gelirken bütün geçtikleri Müslümanları çok kötü katliam etmişler, çok kötü öldürmüşler ve o yüzden de Bayezid yenmesine rağmen çok öfkeliymiş, çok kızmış ve esir aldığı insanların birçokunu öldürmüş. Bu ilk defa Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihinde ilk defa esirleri öldürülen savaş gibi de tarihe geçmiş. Çünkü normalde Türkler aldıkları esirleri öldürmüyormuş. Ama bu şeyleri öldürmüşler. Sonra şimdi bu Johannes'e gelelim. Johannes'in efendisi Leonhard savaşta çok kötü yaralanmış. Çok kötü yaralanmış ve Johannes buna yardım etmiş. Bilmiyorum yanında mı savaşıyormuş, nasıl olmuş. Bunu bir Türk atına bindirmiş. Atın
kamçılamış, hızlandırmış nehire doğru. Orada çünkü gemiler bekliyormuş. Hani onlar artık kaybediyormuş savaşı ve çoğu başlamış kaçmaya. Çoğu atlamış şeye, dereye, çoğu boğulmuş orada. Çoğu yarı yolda düşmüş kalmış, bazıları gemiler bekliyormuş, gemilere binmiş kurtulmuş. Bu Yohannes'inde işte efendisi kurtulmaya çalışmış. Ama orada onun hikayesi bitiyor. Ne olmuş belli değil. Yohannes de dediğim gibi 16-15 yaşında bir çocukmuş. Ve esir düşmüş. Kaçamamış, esir düşmüş. Şimdi esirleri başlamışlar idam etmeye. Hepsini öldürmeye başlamışlar. Bu Yohannes'e sıra geldiği zaman Bayezid'in oğlu varmış. Oğlu tabii Türkler de biliyorsunuz böyle şerefli insan. Şey nasıl desem acıyorlar. Hani biz acıyoruz böyle insanlara. Şey duygusal insanız. Oğlu demiş, baba demiş, çocukları demiş, öldürme demiş. Affet çocukları demiş. O da bir kez daha burada ne kadar büyük sultan olduğunu göstermiş. Demiş çocukları öldürmeyin. Ve Yohannes'i de öldürmemişler. Sonra Yohannes'i yapmışlar. Yeniçerileri yaptıkları gibi Osmanlı İmparatorluğu'nun Bursa tarafında bir kasabaya bir yere eğitmek için Türk dilini, Türk şeyini, adetlerini falan eğitmek için bir asker yapmak için göndermişler ve onu da bir asker yapmışlar. Ve onu Bayezid ordusuna haberci gibi almış. Bilmiyorum ne demek haberci, neyin haberini veriyor bilmiyorum. Belki de tercümanlık gibi böyle hani yabancı dilleri, mesela Almanca bir mektup varsa bir yerden onu tercüme etmek için öyle bir şey. Kolay bir iş için almış onu ordusuna. Ve 6 yıl bu orduda görev almış. 6 yıl sonra 1402'ye geliyoruz şimdi. Ama bu ara o savaş, hani az önce dedim, 1396'da bitmiş. 25 Eylül Türkler kazanmış. Sonra şimdi 1402'ye geliyoruz. 1402'de Timur diye biri Asya'da çok büyük ordu kurmuş ve Türklere çok başlamış baskı yapmaya o taraftan, o Asya tarafından ve Bayezid'i istemiş kovmaya. Bunu hatta başka bir videoda da anlattım, Bulgar videosunda. Ve Bayezid onunla karşı savaşmaya gitmiş. Almış, Yohannes'i orduya almış gitmiş. Maalesef bu savaşı kaybettikten sonra Yohannes Timur'un eline düşmüş. Timur'un eline düştüğü zaman artık Avrupa'da değil Asya kıtasında başlamış savaşlara gitmeye. Yani şimdi Bayezid'in elinden bunun eline düşmüş ve yine asker gibi işçiymiş, şeyciymiş. Orada görev almış ve orada başlamış çok yere savaşa gitmeye. O kasabaya, bu kasabaya, o devleti, Ermenistan, Gürcistan, öyle. Ama 3 yıl sonra Timur da ölmüş. O da çok yaşamamış. Oysa Bayezid yendim de çok övmüş kendini. Çok memlekete elçi göndermiş. Bakın Hristiyanlar yenemedi. Haçlılar yenemedi. Ben yendim diye. Çok övünüyormuş. Ama o da çok yaşamamış. Sonra bu Yohannes o öldükten sonra Yohannes'i en küçük oğluna vermiş. Demiş. Dememiş de Yohannes onun görevine geçmiş. Onun ordusuna. Ve yine savaş. Bu başka bir şey yapmıyormuş. Hep savaş savaş. Sonra o da ona da bir şey olmuş. Sonra başka bir adamın görevine verilmiş. Başka bir yere, başka bir orduya verilmiş. Rusya tarafına gitmiş. Hindistan tarafına gitmiş. Çok yere gitmiş. Ta ki 1427'ye kadar. 1427'de Batum kasabası Gürcistan'da. İşte o kasabada bilmiyorum nasıl birkaç asker de daha kaçmış, bu kaçmaya başarmış. Yani en son kurtulmuş yani bu hayattan. Ve İstanbul'a gelmiş. İstanbul'a kadar gelmiş. İstanbul'da bir süre gizlenmiş. İstanbul'da bir süre gizlendiği zaman bir yolunu bulmuş. Almanya'ya toplanmış bu. Almanya'ya toplanmış. Ama Almanya'ya giderken yolda bütün gördüğü kasabaları böyle iyi izlemiş, böyle iyi bakmış. Nasıl insanlar yaşıyor, hangi
hangi dini şey yapıyorlar, hani hangi adetleri, gelenekleri falan iyi gözlemiş onları. Ve hatta ben Nazlı buldum bu, yok hani sonu da söyleyeyim. Rumanya'da bir tane kasaba var, Târgoviște. Orijinal Târgoviște. Benim Bulgaristan'da kasabam Târgoviște, yine aynı isim. Ben bu Romanya'da kasabanın ismini merak etmiştim. Nereden geliyor diye bulamadım nereden geldiğini. Ama ilk defa bu ismi, bu Târgoviște ismi, işte bu adam kitabında yazmış. İlk defa o kitabında yazmış bu ismi. Hani o zamana kadar bu ismi hiç kimse bilmiyormuş Avrupa'da. İlk defa o kitapta o yazmış böyle bir kasaba var diye. Ve öyle. Sonra bu Almanya'ya döndüğü zaman bir kitap yazmış. Kitabın ismi Tatarlar ve Türkler Arasında. Böyle bir kitap yazmış. Sonra başka kitaplar da yazmış. Kitapları çok büyük bir ilgi görmüş. Niye? Çünkü az önce de dediğim gibi kitaplarında sadece kasabaları değil, orada yaşayan insanların geleneklerini, adetlerini, böyle şeyleri de yazıyormuş. Bunlar da Avrupa'da yaşayan şimdi insanlar bilmedikleri için, hani Asya kıtası nasıl insanlar var acaba diye çok enteresan olmuş onların için. Ve kitap çok tutmuş. Sonra bu Yohannes 1440'ta 59-60 civarı yaşlarında ölmüş gitmiş. Ama bir düşündüğümüz zaman çok farklı bir hayatı olmuş. Hani esir gibi, seyyah gibi, hani çok gezmiş, çok görmüş. Ve en enteresan da benim için bu kadar savaşa gitmiş, ölmemiş. Bu da çok enteresan bir şey. Demek ki Allah korumuş onu. Böyle. Bunu anlatmak istedim size. Buydu bu akşamlık. Hadi. Şimdi yine bakalım neler var, neler yok internette.